herkese yepyeni bir günden daha merhabalar. Bugün cuma, eve geldim. 8 Nisan bu arada, Ramazan'ın 7. günü falan olması lazım. Anne, eve geldim. Lütfen. Yorgun argın bir şekilde. Anne gel yanıma. Tamam, geliyorum aşkım. Mutfağım, evim, her yerim pırıl pırıl. Evimde yemekler hazır. Enfes yemekler yapılmış. Salatama kadar yapılmış. Bilin bakalım kim var. Evet, babam geldi. Merhaba kızlar. Dün geldi. Vallahi dün geldi. Adam trende bile gelirken ne yemek yapsam diye düşünmüş. Dün inanılmaz güzel bir yemek yapmıştı. İlerim de mutfağa girdim. Ben yemek yemiyorum. Kıyamam. Bugün de vallahi hayatımda ilk defa içeceğim bir çorba. Neydi adı? Nevri Bahar Çorbası. Nevri Bahar Çorbası. Padişahların içtiği bir çorbaymış ama öf yani, gerçekten bu kadar olur diyorum. Böyle salatamızı yapmış, soframızı hazırlamış. Vallahi ben de işten geldim işte, öyle üstümü değiştirip oturacağım yani. Ezan saatinin gelmesini bekleyeceğim. Anne. Biraz şu marketten 2-3 bir şey aldım. Çınar diyor ki anne ne olursun ben göstereyim. Bir şey. Ya aslında gösterecek bir şey yok ama Çınar çok heves etti. Ben bir ayarlayayım telefonu. Çınar size göstersin neler aldığımızı. Bak, ben bir şey aldım kendime. Bulaşık deterjanı aldım. Gel bakalım. Anne buradan feneri açabilirdin ama. Fenere gerek yok aşkım. Ablaları Çınar birkaç bir şey gösterecekmiş size. Siz merak eder misiniz? Öyle diyor. Anneciğim dedim. Taze taze meyve. Otur bakalım. Taze meyve suyu. Ha, kaç taneymiş? İki tane. Tamam. Al dur bakalım. Ben bir sende göster bari. Şerefli. Al bakalım bunu da. Onu bırak tamam aşkım, gördüler onu. Meyve suyu. Evet. Şöyle de böyle ayran. Ayran değil o. Ağzına sürme lütfen. Pis çünkü. Süt. Değil. Önüne bakar mısın? Ne yazıyor? Aa, benim için kefir almışsın. Yerim seni. Böyle de biz kefir aldık. Tamam, bunu göster şimdi. Öyle de şöyle de böyle Jacobs. Jacobs. Ne aldım? Özlem, şimdi nasıl biliyor musun çorba? Önce soğan, şöyle de papita, parti. Soğanı yaparken bir kaşık yiyorsun. Bunu güzel karıştırıyorsun, o sonra mercimeğe atıyorsun. Mercimeğe karıştırıyorsun. Şöyle de ondan sonra buzdolabı sebzelik bölümü. 6 bardak, 7 bardak su. Önce o iyice kaynıyor. O zaman alıyorsun, bunu blenderdan geçiriyorsun. Ondan sonra bir ayrı bir şeyde. Bunu da sarsın. Abi bunun adı ne? Buzdolabı sebzelik mi tarihleyeceğim? Yumurtanın sarısı, evet. Yarım limon suyu, hı. Yarım bardak da süt. Onu bir de süpürüyorsun. O zaman sonra içine aldığın şeyle onu bir ılıştırıyorsun. Onu bir şöyle de bir kola. Orada iki dakika pişirdikten sonra onu kapatıyorsun. Çorbanın altını kapatıyorsun. Şöyle ondan sonra damak, bir kaşık kreya. Baklava. Bir bardak, bir kaşık. Yani arkadaşlar. Nane. Bir kaşık da anne ne sert bu. Bari sen onun üzerine döküyorsun. Anne. Efendim anneciğim. Bitti mi? Evet anne. Evet kızlar, ben de bunu kendime aldım. Çınar bunu dedesine verecek. Verecek mi? Vermeyecek mi yoksa? Vereceksin değil mi? Tabii ki de verir. Kızlar bu arada damak baklava denemedin. Çünkü ben baklavalı sevmiyorum. Sevmiyor musun? Evet. O zaman sevmediğine para veririz. Aşkım çok da güzel yedin aslında ama sevmiyorum diye. Şu anki favorimiz gerçekten... Gerçekten baklava yemiş. Anne ben onun baskısını seviyorum. 99 kare oluyordu ya. Hmm. Sen babaannem benim yemeğim tarifini yaptı bir gün. Vallahi. Şey bezelye patatesi olanlar. Vallahi. Açıyor. Ne yaptı, köfteleri nasıl yaptın dedi. Dedim ki 250 gram köftenin içine azıcık yarım bardak ince bulgur koy. Bir tane de soğan rendelendim. Onun yüzüne kar. Misket gibi yuvarlak yuvarlak. O sonra bezelyeye kadar attın. Ya vallahi gerçekten bundan sonraki favori yemeğim. Yani daha önce hiç öyle bir yemek denememiştim. Cidden çok lezzetli olmuş. Yani bir tekrar mutlaka yaparız zaten. O zaman gösteririm sizlere de. Tarifi istiyorlarsa www.evhamdemirtopar.com. Bu şekilde kızlar. Babam da marketten bir şeyler almış. Yufka almış. Sonra peyri almış. Evimi aldım diyor. Dedim canım, babamın da oturduğu yerin karşısı A101 yalnız. Yanlış anlamayın. Buraya gelince aklına gelmiş herhalde. Yavrum sen bunları da mı aldın? Nohut almış. Bir de mercimek almış. Ne aldım?
Haşer aldım internetle büyüğünden. Valla. Gerçi siz bunu yer misiniz bilmiyorum da. Yok yeriz. Neden yemeyim? Ben bununla şey yapacağım. Su böreği yapacağım. Pilav da çıkart istersen baba. Tamam çıkarayım. İftar soframız neredeyse hazır. Saat de 7 oldu mu? Hava da nasıl güzel, yaz günü gibi. Vallahi bugün tişört giymelik bir hava varmış. Bakayım. Ha 7 olmuş. Evet 7'ye 5 var gibi. Aynen. Ha bir de ekmek vardı, o da yerde kalmış ya. Ben ekmek aldım işte. Şey yaptım yavrum ya, ben biraz dikkat ediyorum ya şu aralar. Kendime sabah için bunlar kepekli ekmek aldım. Zaten sabah da sınavım var. 2 gün cumartesi pazar. İlk vize sınavı. Hakan da gidiyormuş işe. Evet sen Çınar'la evde kalacaksın. Anladım. Şey diyor. Hava da çok güzel aslında. A101'e gidelim, oradan parka geçelim. He, onun tam karşısı park ya. Oğlum dedim iyi de bu şeyleri, paketleriyle ne yapacağız parkta? Ben nasıl sallanacağım dedim. Sen sallanmayacaksın, ben sallanacağım dedim. Böyle bakalım, neyse hemen bir şuraları halledelim. Sonra yine bir yerde görüşürüz kızlar. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün günlerden cumartesi. Evdeyim görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapalım. Arkamdaki çöpü görmeyin. Şimdi onu atacağım dışarı. Burada da hamur yoğurdum. Nerede? Burada. Görüyor musunuz? Evet gördünüz. Açma anneciğim üstümü, biraz dinlensin. Mantı yapacağım. Biliyorsunuz babam yani... Babam burada. Yaklaşık olarak bir hafta önce falan böyle babamın yaptığı bir yemeği göstermiştim. Böyle çok küçük. Daha sonrasında da hiç telefon elime almadım. Babamın canı mantı istiyormuş. Alalım dedi dışarıdan. Dedim hiç gerek yok. Ben hemen yaparım. Yapma kızım, uğraşma falan dedi ama içim rahat etmedi tabii ki. Şimdi kıymayı çıkardım. Şuraya buzluktan suyun içine koydum. O bir çözülsün. Hamuru da yoğurdum. O biraz dinlenince daha iyi oluyor. Açması daha rahat oluyor. Anneciğim elim kalıyordu. Ama şimdi Çınar'a söz verdim. Onu biraz parka götüreceğim. Ondan sonra ben gelene kadar da hamur da hazır olmuş olur. Kıyma da donunu bırakmış olur, artık çözülmüş olur. Bu şekilde yani. Şimdi telefon kapandı. Birden bir bildirim geldi. Neden kapandı bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi sadece çöpleri alacağım. Hazırlanıp biz Çınar'la parka gideceğiz. Sonra geldiğimizde görüşürüz. Bizim burada çok güzel bir park yenilenmesi oldu. Burayı ilk defa böyle görüyorum. Gerçi kumlu falan bir yermiş. Gittik hemen Çınar'a bir tane şöyle sürekli kamyon aldık. Okuldan da birkaç arkadaşını gördü burada. Gayet keyifli oynuyor ama eve gideceğimizi zannetmiyorum. Çok mutlu çünkü şu anda. Eve daha yeni geldim. İnanır mısınız? Gerçekten direkt makinedeki çamaşırları kurutmaya attım. Yeni bir çamaşır daha attım. Ondan sonra mutfağa geldim. Şöyle mantımın içine hazırladım. Kıymayı çıkartmıştım zaten. Tabii ben gelene kadar tamamen çözülmüş. Birazcık pul biber attım. Soğan doğradım. Tuz attım. Yani maydanoz falan da atılabilir ama ben bu şekilde yaptım. Şimdi hamurum da güzelce dinlendi. Bakalım inşallah şöyle hani kendi açabileceğim boyutta. Öyle şahane hamurlar açamam ama yani bize yetecek kadar yapabilirim en azından. O yüzden bakalım inşallah güzelce afiyetli yeriz, güzel olur da diyeyim artık. Şimdi başlıyoruz. Ben hazırım inşallah. Defne spora gitti. Aslında anne bekle, beraber katlarız. Şimdi ben biraz zor katlayacağım. Neden? Çünkü laf eden olur da yani kimse de kusura bakmasın yani. Tırnaklarım uzun ve bu şekilde katlamak biraz zor oluyor. Tırnaklarımı da kesemeyeceğim, kusura bakmasınlar. Laf edene de arkadaşlar siz kısa tırnağınızla yapın. Ben bu şekilde yapıyorum. Sıkıntı yok. Şöyle alayım. Birazcık un koyalım. Gerçekten hamur çok güzel dinlenmiş. Sanıyorum güzelce açabilirim diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Üçe mi bölsem, ikiye mi bölsem acaba kızar?
Bir, iki, üçe böleyim. Daha rahat olsun. Daha ince açarım. Şu birinci olsun. Şunu güzel dur şimdi bezeleyelim de öyle kaldırayım. Bu da oh, ikinci olsun. Vallahi hamur çok güzel olmuş, görüyor musunuz? Haydi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim. Tamam, bunu açacağım. Şunları da yapalım bakalım. Evet bak, bu buna göre küçük olmuş. Neyse bir şey olmaz. Hakan'la babam da dışarıdalar bu arada. Dedim değil mi ben, babam pazartesi günü gidiyor. Ben ona demiştim ki baba bayrama yakın gel, en azından bayramı burada beraber geçirelim. Çünkü bayramda, bayram 3 gün biliyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba. Ve biz perşembe günü işbaşıyız. Hani biz dedim bayramda gelemeyiz. En azından sen bayrama yakın gel. Çünkü biliyorum ben seni, 3 gün 5 gün durup gideceksin. Nitekim dediğim gibi de oldu. Bir haftayı zor dayandı. Kızım ben gidiyorum. Yeter. Bu kadar yeter. Zaten bayramlarında eski bayram tadı yok. Bayramın ne özelliği var? Bir şey olmaz diye beni ikna etti. Buradan da Nisan'la ilgili bir yeni bir oyun çıktı. Öyle mi? Evet. Nasıl bu oyun, söyleyeyim mi? Tabii ki. Nisan'da kar yağıyor. Aa. Evet. O oyun bence gerçek oldu Çınar, biliyor musun? Ankara'ya Nisan'da kar yağmış. Evet. Aslında merdanem de vardı. Hani önce merdaneyle birazcık açıp... Ama ben sana yardım edeyim mi böyle? Dur bir tane. Ama sana yardım edeceğim. Çınarcığım bu ama yardım edecek bir şey değil yavrum. Ben bunu açayım. Anne, bir tane daha bölüm çıktı. O da yeni. O da Temmuz'da çıkıyor. Öyle mi? O zaman biz Temmuz gününe kadar beklememiz gerek. Zamanı. Parka gittik. Çınar'ın kreşten arkadaşı vardı. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Dedim Çınar sanki okuldaymışsın gibi hissedebilirsiniz. Gerçekten 3 tane arkadaşı geldi. Sonra kuzeni de oradaymış. Kuzeni de geldi. Görümce. Birazcık onlarla da oynadı. Bayağı bir saatten fazla kaldık. Ben bu kadar kalacağımızı düşünmüyordum açıkçası. Hani Çınar da sıkılır dedim ama arkadaşları da olunca sıkılmadan güzelce oynadı. İyi oldu onun içinde. Bayağı rahatladı yani. Onu nereye koydum? Buradaymış.
siz nereye görüyorsunuz? Tripoduma çarptım. Valla bence yeter gibi ama bakayım bir. Evet. Tamam. Bence gayet oldu. Şimdi kesmeye başlıyorum. Aldın mı? Ya, ama şey olsun. Bunu versene de aldık. Al bunu da. Değil mi? Aha ben bununla şey cilbom var şu anda. Şeyden aldı. Ben miyim? Ben mi? Valla sabahtan beri bunun hayalini yaşıyorum. Ben de hayallerimi gerçek yapmak için uğraşıyorum. Karanlıklar dünyası. Ucunu birleştiriyoruz değil mi? Ondan sonra şöyle yapıyoruz. Evet. İşte yaptık ya kancım. Ne yapamıyoruz mu sanki biz? Tövbe de. Bu biraz kuruyacak mı Özlem? Yok. Yani biraz zaten diğerlerini yapana kadar şey yapacak. Duracak ki orada biraz hafif toplar kendini zaten. Ya toplasın biraz. Böyle hamur gibi yenmez daha. Adamın midesine oturacak diye. Bir şeyden de memnun değil arkadaş adam ya. Ya Hakan'cığım, madem ki bir şey yiyeceksek değil mi? Yani usulünü hakkıyla yiyek ya. Başka var mı Özü? Var. Tabii canım bu ne? Bundan anca bir tabak çıkar. Ne diyorsunuz? Hadi iki tabak çıksın. Ha, yeter işte zaten. Yok iki tabak çıkmaz ya. Şaka dedim. Bir tabak anca çıkar. Kızlar valla bir anda başladık biz son halini gösteremedim. Mantımız hazır. Şöyle şurada da kalan mantı var. Yani. Ben mantı sevmeyeceğim. Soğanlarımız da babamdan. Yani ben mantı sevmeyeceğim yani. Neden anneciğim? Mantı istiyorum ben. Ha yiyeceksin yani. Daha da geçiyorum benim. Bu şekilde bizlere afiyet olsun. Tekrardan merhabalar. Motor sesiyle açıyorum gördüğünüz gibi. Şu an bugün 19 Nisan sanıyorum. Videonun başlangıcında tarih söylüyorum. Şimdi editledim. Yanlış hatırlamıyorsam bir 10 gün önce falan çekmeye başlamışım bu videoyu. Babam gelmişti. İşte babamın yaptığı yemekleri falan göstermiştim size. Yani keşke her gün çekseydim babamın yaptıklarını gerçekten. Şahane yemekler yaptı yine bize. Ellerine sağlık canım benim. Vallahi 9-10 gün böyle krallar gibiydim. Hani elimi sıcak sudan soğuk suya sürmedim neredeyse yani. Babam sürekli hani mutfaktaki bütün yemek işlerimizi babam halletti diyebilirim. Yani bunu yapmaktan keyif alıyor ve gerçekten o kadar lezzetli yapıyor ki.
elleri kolları dert görmesin inşallah. İşte yani çok fazla kalmadı zaten. Yani bir hafta falan işte ancak kaldı. Sonra da gitti, döndü. Dün döndü Ankara'ya. Ben de bu videoyu işte böyle dediğim gibi parça parça bir şeyler çektim. Bir oturayım başına bakayım dedim. Hani editleyeyim bir şey çıkar mı diye. Yine öyle fena olmamış. İnşallah beğenmişsinizdir siz de. Editi yaptım. Şimdi kapanış için geldim buraya. Uzun zamandır yokum. Farkındasınız. Sebebi de işte babam buradaydı. Bahanelerim hiç bitmiyor görmüş olduğunuz gibi. Yani ben bu şekildeyim herhalde ya. Gerçekten artık kendime bu konuda kızıyorum. Ve söyleyecek bir bahane de bulamıyorum açıkçası. Neyse yine en azından bir video çıkarttım. İnşallah beğenirsiniz. Keyifle, severek, beğenerek izlersiniz. İnşallah çok yakın bir zamanda tekrardan görüşürüz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.